O dönem bitti. Çünkü o siz yukarıya doğru çıkarken şapka çıkarsınız. Ama aşağı doğru iniş başladıysa bir iktidar 20 yıllık şapka derken şapkadan tavşan. yıpranmışlık söylüyorum. Yukarıya doğru çıkarken tabii ki yapılabilecekler vardır ve dört ayağın üzerinize hep düşersiniz. Fakat aşağı doğru iniş başladıysa o zaman artık dört ayağın üzerine düşmek değil, yuvarlanmakla ilgili bir başka sonuç ortaya Bunu çıkıyor. Bilir aslında Mustafa. Ankara'dan da geldi. Bunu Mustafa'ya sormak lazım. Bize ve bir soru şey yapayım. Sonuçta 20 yıllık bir iktidar. İster istemez yıpranmışlık da var. Yani FETÖ süreçleri yaşandı, yanlış dış politika, Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili, Bir de tek Suriye kişide çok göçmenler sorumluluk krizi var. vesaire. Bakınız bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin gündemi neydi? Türkiye hangi gündemi konuşuyordu? Beka sorunu, yani AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı'nın gündeme getirdiği şey ve terör. Ve bu iktidar lehineydi bu gündemler. Onlar oluşturmuştu. Fakat son yapılan MAK danışmanlığın mesela yaptığı ankete göre birinci problem toplumun ekonomi, işsizlik konusu. İkinci problem deprem bölgesinde yaşanan sorunlar, afet ve sonrası yaşanan sorunlar ikinci problem. 4 ve 5 galiba bakınız muhafazakar bir iktidar dönemini konuşuyoruz. Galiba dördüncü sırada da ahlaki yozlaşma. Muhafazakar iktidar dönemini konuşuyoruz. İster istemez Sayın Erdoğan ilk kez seçim kaybetmeyle ilgili bir yüzde durum yaşıyor. Ve bu nedenle de mesela daha önce hiç dikkate almayacağı siyasi partilere teklif götürüyor. Üst düzey yöneticilerini gönderiyor, pazarlık ediyor. Evet. Şimdi bu ve Sayın Mehmet Şimşek'e üçüncü teklifini yaptı. Ve AK Parti Genel Merkez'in rutininin dışında bir basın toplantısı, basın açıklaması hazırlığı Genel Merkez'in önünde yapıldı ve Mehmet Şimşek Bu arada bir şey söyleyeyim. Mehmet Şimşek aslında birkaç yıldır Kemal Bey'le görüşüyor. Ya, Bir tabii yani anekdot şey yoktur. Ama işte aktarayım. Enteresan değil mi? Erdoğan'ın bu kez, bakın 2 yıldır Merkez Bankası kadrolarını, Hazine Bakanlığını ve kadrolarını işte 3 ayda bir ay hep böyle sürekli değiştirdi, değiştirdi, getirdi. Takım değiştiriyor ama sonuç değişmiyor. Sonuç değişmeyince bu kez tamam ekonominin çözümü bizde mesajını verebilmek adına, çünkü birinci problem ekonomi olduğu için söylüyorum. Mehmet Şimşek'le çok önemli bir görüşme yaptı. Fakat Mehmet Şimşek üçüncü kez reddetmiş oldu. Yani evet. Üçüncü kez çok diyorsun önemli. Bu arada. Daha önce de bu teklifler olmuştu Mehmet Şimşek'e karşı. Bu önemli bir sonuç. Bu zaten AK Parti'nin bir seçim kaybetme kaygısını çok derin yaşadığının Şimdi, en önemli göstergelerinden. Mustafa Bey, tabii AK Parti, özellikle şu soruyu da size sormadan geçmek istemiyorum. Vaktimiz de az kaldı. AK Parti tabii seçim kaybetme endişesiyle bazı yollara gidiyor diyoruz. Millet İttifakı da seçim kazanma umuduyla, hedefiyle bazı yollara gidiyor. Onlardan biri de mesela ittifak içi ittifak modeli. Evet. Temel Karamollaoğlu %99 tamam dedi, %1'i açıkta bıraktı. Sen de bu ama akşam uçakla Ankara'dan geldin, haberler evet. Sende. Yani o görüşmeler sürüyor diyebiliyoruz. Ne noktada bu ittifak içinde ittifak, sizden alalım son bilgileri. Önemli bir konu tabii, çünkü muhalefetin görevi umudu arttırmaktır. Evet. Yani iktidarı eğer siz seçim kaybedecekseniz alternatifleri çoğaltmaktır. Doğal olarak dikkat ederseniz AK Parti cenahı yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de seçim satım mahalli iklimi oluşturuyor. Sürekli seçim konuşuluyor. Artık vatandaş konuşulmuyor. Seçmen deniyor. Ya insan yok, vatandaş yok, seçmen var. 2 yıldır Türkiye seçmen tartışıyor. Bu aslında çok ayıp bir şey. Yani vatandaşa, millete. Ya vatandaş kavramını bile artık kullanmıyoruz. 2 yıldır ekranlarda akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler seçmen diye konuşuyor. Geldiğimiz noktayı ifade etmek için söylüyorum bunu. Yani ama vatandaş gerçeği var. İşte bu vatandaş umut arıyor. Zaten altılı masayı AK Parti, Cumhur İttifakı tarif ederken hep olumsuzluklarla tarif etmeye çalışıyordu ki umut çoğalmasın, umut olmasın diye. Hep işte bir takım ön ekler. 7. ayak. Tabii, işte ön ekler vesaire. İttifak içinde Karamollaoğlu bayağı işte, iddialı konuştu. Burada da farklı bir işte. Bu çok önemli bir. Sayın Karamollaoğlu'nun aslında bu projesi bence en az Millet İttifakı oluşumu kadar önemlidir. Evet. Çünkü 70 yıllık seçim yapıyoruz dedik. İster istemez Türkiye'de seçimler sağ ve sol üzerine gidiyor. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, işte AK Parti ve karşıda CHP. Sürekli bu ikilemde gidiyor. Senelerce
70 yıl boyunca hep sağ iktidara oy vermiş olan %65, 60, 70 ne derseniz artık bir alışkanlık var. Bu da kültür bir şekilde aileden aileye geçiyor bir şekilde ve doğrudan doğruya AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın içerisinde bulunan siyasi partilerin ya da vatandaşın diyeyim ben, seçmen diyeyim, vatandaşın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na içerisinde CHP'de olduğu için söylüyorum. Çünkü CHP'yle okunuyor genellikle. Yani AK Parti burayı CHP'yle okumak istiyor ve HDP'yle okumak istiyor. Ama siz ittifaklı içerisinde bir ittifak kurarsanız ve bunun içerisinde Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek olursa AK Parti'den aslında yorulmuş olan ve seçmeni cesaretlendirecek, vatandaşı cesaretlendirecek. Bu %99'dan %100'e geldi mi acaba? Ankara'dan yeni geldi. Bu konuda yani biliyorsunuz bu konularda imza atılmadan bir şey ya da işin kararı ama ne Ankara'da? Karamollaoğlu'nun son ama açıklamaları. Sayın Karamollaoğlu ve Sayın Davutoğlu ve Babacan bu konularda görüşüyorlar. Evet. En son Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşmede söz konusu olmuştu. Ama hangi siyasi partinin listesinden bu olsun diye düşünülüyor. Tabii Saadet Sayın olasılığı yüksek Sayın Saadet Partisi listesinin olması gerektiğini anlatıyor. Bunun 3-5 tane nedeni var. Sayın Babacan da bu işin Deva Partisi üzerinde. Bence aslında hep ortak liste olsa diyorum ama bu da bir tartışma konusu tabii. Bu, siyasi parti üzerinden gitmek zorundasın yoksa o zaman başka ittifak kurarsın. Tabii. Siz çerçevenin içerisinde Saadet Partisi'nin listesinden girerseniz aslında çerçeve bozulmuyor. Millet İttifakı bozulmuyor. Ama biz hadi üçümüz ortak bir şey yapalım dediniz ama o zaman başka çerçeve açman gerekir. İttifak içerisinde, ittifak söylemi bu bakımdan önemli. Şu bakımdan biliyorsunuz HDP seçimlere girmeyecek mesela. HDP seçimlere girmediği zaman Saadet Partisi son seçime girmiş. Siyasi parti olarak 5. siyasi parti oluyor ve bütün sandıklarda tabii resmen baş müşahit ve müşahit bulandırma hakkını Saadet Partisi elde ediyor. Diğer ama Deva'nın ve Geleceğin... Yok. Bu, diğerlerinde yok. Deva, işte Deva ve Gelecek daha önce hiçbir seçime girmedikleri için böyle bir hakkı yok. Onlar gözlemci bulundurabilirler. Saadet 5. müşahit oldu şu anda. Tabii resmi müşahit Saadet Partisi'nden tabii verilecek. Bu bakımdan Saadet listesinden girilmesi önemli. Ha benim kendi yorumlarım bakımından da Saadet Partisi 50 yıllık bir müktesebatı temsil ediyor. Seçim tecrübelerini temsil ediyor. Hükümet kurma tecrübelerini temsil ediyor. 20 yıldır da Saadet Partisi tüzel kişiliği olarak da zaten sürekli seçimlere giren bir siyasi parti. Ama Deva ve Gelecek henüz daha bu tecrübeleri yaşamamış. Tabii ben onlara da hak veriyorum. Onlar da derler ki ya biz de kendi lokomuzda girelim derler. Davutoğlu da öyle diyor mu? Hani dediniz ya, bir Deva ya da Saadet. Sayın Davutoğlu Saadet Partisi'nin listesinden bildiğim kadarıyla şeye girmeye zaten şeyi var. Babacan. Sayın Davutoğlu da bu ittifakı 2 yıldır istiyor aslında. Yani yeni bir konu değil. Normal İlk Babacan'la da oluşturmayı da istedi. Tabii, yeni yani Davutoğlu tamam diyorsun %99'da. Evet. Babacan'la görüşmeler devam ediyor Deva'yla. Bu önemli bir bilgi. Yani evet, evet, sonuçlanır diye ümit ediyorum. Çünkü seçmene alternatif oluşturmak, seçmeni cesaretlendirmek gerekiyor. O seçmene yardımcı olmak gerekiyor. Millet İttifakı'na kim gelmek istiyorsa ona bu Millet İttifakı'nın içerisindeki bütün siyasi partiler bütün tercihleri sunması gerekir. Tercihlerinden muhafazakar seçmen bakımından tercihlerinden ya da AK Parti'ye senelerdir oy verme alışkanlığı olan siyasi partileri bakımından da Davutoğlu Karamollaoğlu'yla başbakanlık yapmış. Önemli bir haber verdin. Karamollaoğlu'yla Davutoğlu tamam anlaştı. Babacan'la. Önemli gecenin bir haberiydi. Davutoğlu başbakanlık yapmış AK Parti'nin içerisinde. Babacan 10 yıla yakın ekonomi yönetmiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu da Saadet Partisi'nde tüzel kişiliği belli. Bu anlamda AK Parti ile ilgili zannediyorum alternatif ve AK Parti'ye oy veren vatandaşların Millet İttifakı'na yönelmesini tetikleyecek, cesaretlendirecek bir kapıdır diye bir mantığı var diye evet bakmak lazım yani. Son dakikalarım. Var. O yüzden hem Zeki Bey hem de Sayın Bakanıma eşit süre vermek istiyorum. Birkaç dakikam var ama nasıl noktalarsınız? Bu çok akli bir şey çünkü İttifakçı ittifak. Seçim yasası maalesef mecbur kılıyor değil mi? Yani sonuçta iktidar kendi şeyine göre bir seçim yasası dayattı. Normalde buna hakkı yoktu. Eski seçim yasasıyla olması gerekiyordu. %7 barajın inmesi meselesi de bir başka hesabın sonucu oldu. Sandık meselesi çok önemli. Hele Güneydoğu ve Doğu'da HDP'nin olmadığı